mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey ma, we gonna be alright. Dry those eyes. Merhaba arkadaşlar, ben Buse. Bugün sizlerle yeni bir video ile birlikteyim. Bugün sizlerle başlıktan da anladığınız gibi fırçalarla ilgili bir video için karşınızdayım. Bugünkü video makyaj yapmayan ben için biraz zor bir video olacak. Günlük hayatta biliyorsunuz herkes makyaj yapar. Az çok hani iyi kötü yaparsınız. Ben de öyle bir insanım. Çok iyi profesyonel makyaj yapmasam da günlük hayatımda makyaj kullanıyorum. O yüzden sizlere fırçalarımı, pislenen fırçalarımı kendi çapımda nasıl yıkadığımı anlatmak istiyorum. O yüzden ilk başta fırçalarımı tanıtmaya geçiyorum. Hadi videoya geçelim. Fırçalarıma ilk başta sizlere şöyle bir fırçayla başlıyorum. Bunlar... Aa, üstümde de uyumlu. Bakın renkleri aynı. Bunlar şeyin, AliExpress'ten aldığım fırçalar. Bunlar 25 tane geliyor. Tanesi işte 1 liraya falan geliyor sanırım. Bunlar çok güzel fırçalar. Yani günlük hayatınızda çok aşırı makyaj yapmıyorsanız bu fırçalar sizleri gayet de güzel kurtarabilir. Bunlar far fırçası. Konuşamadım. Far fırçası olarak geliyor. Şunlar far. Şu eyeliner sanırım. Bunu da ben far için kullanıyorum. Belki başka bir şey olabilir. Bu kaş fırçası. Bu da fondöten fırçası. Arkadaşlar bu şekilde geliyorlar. Bu iki fırçadan acayip derecede memnunum. Bunları Kokoshi diye bir marka sanırım. Perfections Flat yazıyor. Diğeri Flat Angle Kabuki yazıyor. Bilmiyorum doğru mu okudum. Bu fırçaları ben Perşembe pazarından aldım. Sosyete pazarı. Erenköy'de her zaman olan pazardan. Bu fırçalar gerçekten günlerimi kurtarıyor ve hani normalde dışarıdan para verip aldığınız 20 liraya 30 liraya olan fırçalardan gerçekten daha iyiler. Şu fırça özellikle ben bunu allık için kullanıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok pislenmiş. Bu fırçayı allık için kullanıyorum ve şu an beni o kadar idare ediyor ki ve fırçanın kılları bile sert değil, yani yumuşacık. Gerçekten gününüzü kurtarıyor. Bu da özellikle bunun şöyle bir ucu var. Bunu ben far fırçası olarak aldım ve gerçekten de iyi iş yaptığını düşünüyorum. Diğer fırçalara göre gerçekten ipeksi yumuşak bir hisleri var. Bir de uzun olmaları, kalın olmaları da benim için artı puan olarak düşünüyorum. Diğer fırçama gelirsek bunu ben Gratis'ten aldım. Gördüğünüz gibi şöyle yaldızlı bir şey ve ucu pembe ve yumuşacık. Bu normalde pudra fırçası fakat ben bunu highlighter sürüyorum. Bu gerçekten çok güzel bir fırça. Her türlü şeyde kullanabilirsiniz bence. Alabilirsiniz ve ben bunu indirimden 10 liraya aldım. Essence'in olması gerekiyor. Benim Beauty Blender'ım gördüğünüz gibi bu da pis. Bunu da ben Miniso'dan aldım. Miniso'dan aldığım bir Beauty Blender. İlk başlarda çok yumuşaktı. Sonradan hala da yumuşak gerçi eski Beauty Blender'ıma göre. Şu an içi birazcık fondöten falan dolu sanırım. Sıktıkça fondöten geliyor çünkü. Gerçekten artık hani yaşanacak durumu yok yani. Ama yumuşaklığı gerçekten çok güzel. Eski Beauty Blender'ıma göre gerçekten güzel. Onu ben ucuzluktan almıştım. Uyguna kaçıp. Fakat bu gerçekten uygun ve güzel. Bu da 10 lira civarı bir fiyatı olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, son olarak böyle bir fırçaya geldik. Bu eski hani böyle fırça olanlar var, saç fırçası gibi olan fırçalardan. Ben bununla kontür yapıyorum arkadaşlar. Bunu AliExpress'ten tanesini 3 liraya aldım. Tanesi derken bir tane aldım zaten. 3 liraya aldım arkadaşlar. Ucu kılları çok yumuşak ve gerçekten güzel. Ve hani sürmesi, dağıtması gerçekten çok kolay. Hani işinize yarayabileceğini düşünüyorum. Alırsanız alabilirsiniz. Aşağıya bulabilirsem koyarım. Fakat ben bunları alalı çok çok uzun bir zaman olduğu için satıcılar dükkanlarını kapatmış olabilirler. O yüzden buna muadil olan bulduklarımı sizlere koyacağım. Bunu da alabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı. Benim de böyle bir fırçam dolabımda duruyor. Evet arkadaşlar, fırçalarım böyleydi. Umarım sizin de böyle benzer fırçalar alabilirsiniz. Benim kullandıklarım bunlardı. Çok fazla makyaj yapmamama rağmen. Konuşabilsem bir de.
Şimdi fırçalarımı gösterdiğime göre size fırçalarımı neyle temizlediğimi göstereceğim. Bunu gerçekten çok profesyonel bir şey almanıza gerek yok. Hani böyle bir ihtiyaca gerek yok. Yani çok fazla aşırı derecede makyaj yapmıyorsunuz zaten. Yani yapanlarınız vardır ama yapmayanlarınız için yani gerek yok. Yani gerek olmadığını düşünüyorum bence. Ben bunu 1 milyoncudan 3 liraya aldım arkadaşlar. Bu bir kelebek. Evet, gördüğünüz gibi kelebek. Bunun arkası böyle mıknatıslı, magnetle. Bu normalde buzdolabı süsü arkadaşlar. Ve fark ettiyseniz bunun ön tarafı böyle yuvarlağımsı. Ve bu arka tarafı da böyle çizgisel geliyor. Bunu arka tarafını far, ön tarafını pudra fırçaları için uygulayacağım. Bakalım, ben de ilk defa deneyeceğim. Normalde kendim elimle yapıyordum. Bunu 1 milyonculardan bulabilirsiniz. Ben Avcılar'dan aldım. Hoşuma gitti, deneyeyim dedim. Hem de ben bunu benim böyle yuvarlak metal bir aynam var. Onun ortasına asıyorum. Böylelikle düşme, kaybolma gibi olayları ortadan kalkıyor. Evet arkadaşlar, şimdi makyaj fırçalarımı temizlemeye geçebiliriz diyorum. Siz ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, makyaj fırçalarım ben bu şekilde yıkadım. Bunları ben bugün kurumaya bırakacağım. Bir tane kağıt havlunun üzerine makyaj fırçalarımı koyacağım. Onlar bugün kuruyacaklar. Ben şampuan kullandım ve far fırçaları için bebek şampuanı kullanıyorum normalde. Fakat bebek şampuanı olmadığı için sıvı sabun kullandım. Siz bebek şampuanıyla sıvı sabunu da kullanabilirsiniz. Yani o size kalmış bir şey. Ben bunları tercih ettim. Yani kullanan kişiye göre de değişir açıkçası. Fırçaların yapısal özelliklerine göre de değişir. Bunu siz karar verebilirsiniz. Benim fırçalarım bu şekildeydi. Ben fırçalarımı bu yöntemle yıkıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Benim için de o kelebeği kullanmak kolay oldu. Gerçekten zor değilmiş. O kadar da ben beğendim. Siz neler düşünüyorsunuz? Aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz ya da fırçalarınızı yıkarken bana fotoğraflarınızı şuradaki Instagram adresinden yollayabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni beğeniyorsanız, benim videomu beğeniyorsanız paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bye bye. Mom, we're gonna be alright.